Ya Kürt sineması belki de dünyada en çok şu an sorunu olan sinema diyebiliriz. Çünkü en başta Kürt sineması bir varlık yokluk sorunu yaşıyor. Bir kabul edilme sorunu yaşıyor, yasal sorunlar yaşıyor. Siyasi baskılar, engeller yaşıyor. Buna paralel olarak özellikle sansürden kaynaklı olarak bir otosansür sorunu yaşıyor. Kürt sinemacılarda bir otosansür durumu var. Tabii yine kendi varoluş sebeplerinden kaynaklı olarak ekonomik sorunlar yaşıyor. Yani sinema diğer sanat alanlarına göre biliyorsunuz daha fazla ekonominin olması gereken bir alan, ekonomiyle yürüyen bir alan. Doğal olarak orada bir aslında ekonomik sansürle daha doğrusu karşı karşıya kalıyor. Kürt sineması aynı zamanda bir seyirci sorunu yaşıyor. Çünkü dağıtım sansürü söz konusu Kürt üretilen Kürt filmlerine dönük. Seyirciye ulaşması anlamında büyük engeller var. Tabii teknik olarak kadrosal anlamda, eğitim anlamında, düşünsel anlamda da kendi içinde önemli sorunlar yaşıyor. Tabii ki şimdi Kürt filmlerinin bu kadar çok sansüre uğramasının birkaç boyutu var. Birinci boyutu Kürtlerle ilgili meseleler. Yani dünyada, dünya sistemi içerisinde maalesef Kürtlerin temel hakları anlamında sorunları çözülmüş değil. Başka ulusların, başka halkların için doğal olan şeyler, haklar Kürtler için maalesef doğal değil. Kazanılmamış haklar söz konusu. Dolayısıyla Kürtlerin buna karşı verdiği bir mücadele de var. Şimdi bu Kürtlerin yaptığı her alanda karşılığını bulan bir şey. Yani sinemasında, sanatında, ekonomik olarak bir proje geliştirdiğinizde bunun etkilerini görüyorsunuz. Çünkü mesele çözülmemiş. Asıl mesele bu. İkinci mesele Kürt sineması kendi içinde bir özgür zihniyete sahip. Yani belki de diğer uluslardan, diğer halklardan farklı olarak da Kürtler iktidarlarla çok bir iktidar sahibi olmadıkları için, bir iktidar sorunu kendi içinde yaşamadığı için aslında daha özgür bakıyor ve dolayısıyla sistemle daha fazla karşı karşıya geliyor. Yani sınır ötesi sansür kavramını kullandım ben. Özellikle Türk devletinin, Türk resmi ideolojisinin Türkiye dışındaki alanlarda büyük oranda Kürtlerin yaşadığı alanda ya da yaşamadığı alanlarda da dahil çeşitli politikaları oluyor. Çeşitli operasyonları oluyor. Yani bunlar sadece askeri, ekonomik operasyonlardan bahsetmiyorum. Sanat, kültür alanına dönük oralarda Kürt filmlerinin, Kürt üretimlerinin dolaşmaması için, güçlenmemesi için özel bir savaş yürütüyor aslında Kürt sanatçısıyla. Bunu biraz deşifre etmek, bunu konuşmak, bunu engellemek gerekiyor. Kesinlikle çok birçok ürünümde onunla karşılaştım. Yani aslında Türk iktidarı Kürt sinemasının, bağımsız Kürt sinemasının dünya festivallerinde ya da dünyadaki diğer halklarla buluşmasını engellemek için özel bir çaba içerisinde. Örneğin ben dünyadaki Türkiye'ye duyarlı büyük film festivallerinin ya da küçük festivallerinin bu minvalde değerlendirildiğini, bakanlığın özel olarak buralarda çaba gösterdiğini ve filmlerimizin orada yayınlanmaması için bir pratik içinde olduklarını düşünüyorum. Hani son olarak tabii ki büyük sorunlarımız var ama buna karşı dayanışmayla, bir arada durarak, tartışarak, çeşitli analizler yaparak, özellikle bilinçlenerek en başta ve tabii ki bunun pratik adımlarını atarak karşı durabiliriz diye düşünüyorum.